Mükemmel bir konuşma. Nasıl bir konuşma? Mükemmel bir konuşma. Ben gerçekten takdir ettim şu anda Hikmet'i. Yani çok sakince, sakin bir dille. Ee, biraz hem öz yaparak bizim takımımızda da zayıflar var. Hani kaybedişimizi sadece size yormuyoruz. Ama e, toparlanmamız gerekiyor. Siz sayı alamıyorsunuz. Bir hatam varsa özür dilerim diye. E, çok sakin bir dille anlatıyor. Bence inanılmaz yapıcı bir konuşma. Hikmet değişiyor mu sence? Sadece şey olabilir. Kend Mükemmel konuşmuş güvenmeliyiz. bence. Çok evet. güzel, güzel Çok güzel. Ya yani Afroditi'nin sıkıntısı işte hepimizin konuştuğu gibi Seda'nın seçmesi ya da e, şu, onu en çok kıran şeyi söyledi zaten az önce. Bora'nın ikinizden birini seçim yapmak zorunda kalsam Seda çıksın derim bu, bu arkadaşım olduğu için değil demesine çok kırılmış mesela. Ria çok güzel bir şey söylüyor Ria hani kendi daha yakın olduğu Afrodit diye bile e, bu Seda, Seda egoist değil bu Seda'nın kararı değil biz seçiyoruz Sedaya Seda takım için bunu yapıyor bu Seda'nın suçu değil diyor. E, tabii kim yaparsa yapsın bu Afrodit'in durumunu değiştirmiyor maalesef. Hı hı. X kişi Seda ya da Büşra ya da işte atıyorum Ayşe seçtiği zaman Afrodit'i yarışamıyor. O sonuca bakıyor haklı olarak. Evet. O yüzden kırgın. Şimdi peki mesela Nikos tarafından bakacağım. Şimdi Nikos iyi bir Survivor geçiriyordu ki karşısında Yunan tarafına göre çok daha iyi Türk erkekler vardı. Ne zaman ki adalar değişti, karşısındaki o Türk erkeklerin yarısı kendi takımına geldi hatta yarısından fazlası. Kendi takımındaki zayıf Yunan yarışmacıların yarısı da karşı tarafa geçti. Yani bu durumda %50'lerde gezen bir Nikos'un matematik olarak %60'lara 65'lere çıkması lazımken Nikos %20'lere düştü. Evet, evet. Şimdi bunun nedeni ister istemez soruyorum. Bunun nedeni Nikos'un beyaz takımında Türklerden yediği baskı mı? Yani bu Güven gözle görülür bir Öz, özgüven, şey olabilir. Özgüven kaybı diye düşünüyorum. Neden? Ben kendinden örnek vereceğim yine. Sporculuk hayatımda bir takımda oynuyordum. Takım kaptanıydım, en iyisiydim. Voleybolcuydum. Ama yani hata yapma lüksüm de vardı. Ama çok iyi oynuyordum ve transfer teklif aldım. Transfer oldum. Gittiğim takımda herkes süperstardı. O takımda ilk başta böyle bir, bir iki hata yapmaya başlayınca hemen böyle kenardan bir tepki, oyunculardan bir tepki filan özgüvenimi kaybettim. Yavaş yavaş oynayamamaya başladım. Yapabildiklerimi yapamamaya başladım ve yedeğe düşmeye başladım. Bu benim çocukluk veya gençlik hayatımda yaşadığım bir sporculuktan kaynaklanan Travlam. böyle bir şey, motivasyon kaybı vesaire. Yani bu bir travma aynen öyle. Şimdi Nikos da bence aynı benim yaşadığım durumu yaşıyor mesela. Hani bu sonuçta bir spor branşı gibi bir şey. Yeni takım değiştiriyor. Çok iyi bir takıma transfer alıyor. Hem de ilk transfer oluyor. Seda takımı kurarken ilk Nikos'u alıyor takımına. O kadar başarılı bir yarışmacıydı ama yeni geldiği takımda o eski takımındaki başarıyı yakalayamıyor ve gitgide dibe doğru gidiyor kendisi. Kendisinde bir çözmesi gereken şey var. Arkadaşlarıyla konuşup onlardan da belki destek alması lazım. Çünkü özgüveni yitirmiş durumda. Yani yüzde 20'ye düşmek çok ciddi. Yüzde 12 falan ya bazı bazı haftalardaki performansı çok düşük yani. yani yine toparlıyor arada oyunu kazanıyor ama eskisiyle alakası yok. Evet. Sen ne diyorsun Damla? Ya öyle şimdi e, hani sporculuktan gidiyoruz da bu sporcu psikolojisinde de yok mu? Şimdi bir sporcuya gerçekten ona bağırarak onu motive edebilirsin. Ona işte belki yaptığı hataları hep yüzüne vurarak gaza getirebilirsin. Bu bir sonuç elde edebilirsin böylelikle. Ya da onun için daha yapıcı konuşarak bir sonuç elde edebilirsin. Yani burada da kimisi kötü etkileniyor olabilir. Afruti anladığım kadarıyla bence daha çok bu yüksek ses tonundan ya da onun yaptığı hataları yüzüne vurarak değil. Daha çok yapıcı konuşarak. Bence Yunan takımının geneli böyle bana kalırsa hani biz sanki biraz da acaba bize kızıldığı zaman mı daha çok gaza geliyoruz diye düşünüyorum. Hı hı. Nikos'ta da aynı şey var. Yani Nikos'u da e, orada konuşarak onun da motivasyon özgüveni kaybolmuş olabilir. Bunu hepimiz yaşadık. Oyuna çıktığın anda oyunu kaybediyorsan ve bunu arka arkaya çık, e, kaybetmeye başladıysan oyuna çıkarken hep bir tedirgin çıkmaya başlarsın. Acaba seçsem mi seçmesem mi? Takım bana bir şey der mi? Bu sorumluluğu alsam mı almasam mı diye. O endişeye kapılabiliyorsun. Ee, yani ne yazık ki evet Yunan yarışmacıları beyaz takımda biraz daha düşüşteler. Hani toparlanmaları lazım ki buradaki yaptıkları konuşmada da... ...hani biraz daha kendi özelleştirimizi yapmamız lazım, toparlanmamız lazım diyorlar. Umarım en kısa zamanda da hani bu konuşma onlar için güzel bir konuşma olur ve sonuca gider. İhsan'ın dediği gibi çok güçlü bir takıma gittiler. Ee, burada bence durum şu hani... Olumlu eleştiri, olumsuz eleştiri çok etkiler ama Nikos'un durumu bana kalırsa... bu Benim kendi şahsi fikrim Nikos çok motive de olsa, Nikos çok iyi de olsa... ...Okay, Bora, Hikmet gerçekten böyle kendini iyi hissettiğin zaman... ...hepsini çat çut böyle kenarda bırakıp oyuna gireceğin yarışmacılar değil. Bence Nikos bunun da farkında. Yani şu an dördüncü 5. sıradan onun stresini yaşıyor takımda. 4. sıradaki 5. sıradaki hatta 5. sıradaki erkek oluyor değil mi? Kriyakos da onun evet. önünde oluyor yani kendini iyi hissetmiş biri olsa ciddi bir e, Türk takımının erkeklerin iyi olduğunu biliyor. Ciddi bir durumda iyiler yani. Hani gözle görülecek bir şekilde. Hani çok çok iyi olsa da e, Hikmet dururken hadi Nikos sen gir diyeceklerini sanmıyorum. Okay, Bora. Diğer tarafa baktığınız zaman bu beyaz takım siyah takım olayı değil bence. Tamamen insanın anlattığı şey. Diğer takıma baktığın zaman şimdi orada Spiros var. Şimdi Spiros ne kadar kendini iyi hissetse ya da ne kadar onu kötü hissettirse Türk yarışmacılar. Yani orada Yusuf varken Spiros o kadar o kadar efsane şeyler yapması lazım ki bu saatten sonra seçme hakkını elde etmek için. Yani Spiros da farkındadır. Çok iyi bile olsam ben Yusuf kalibresinde bir yarışmacı değilim. Hı, aynen. Maalesef öyle. Bizim Türk erkek yarışmacılarımız çok iyi. Ne kadar iyi de olsalar kötü de olsalar Yunan yarışmacılar. Bizim Türk erkek yarışmacılarımız çok iyi. Şöyle iki şey söylemek istiyorum. Birincisi şimdi... Siyah-beyaz ayrıldıktan sonra çok iyi giden bir beyaz takım vardı. Ama Birleşme Partisi'nden sonra, bir de doğru eksilmelerden sonra siyah takım arayı kapadı ve öne geçti. Şimdi şunu düşünüyorum. Neden bu takım son zamanlarda özellikle ödüllerde bu kadar kötü giderken ya acaba biz e, seçmelerde bir hata yapıyor olabilir miyiz deyip sistemi değiştirmiyorlar. E, hazır böyle bir şey varken bu özgüvenini kaybeden Nikos'a Afroditi'ye, Riyaya biraz daha öncelik vermiyorlar. Mesela ben böyle bir şey bekliyorum. En azından bir şey değiştir. Hani bazen bir takım dört mağlubiyet alır, bir anda teknik direktör çıkar, üç kişinin üstünü çizer, üç tane genç oyuncuyu sokar, Ah! bambaşka bir şey çıkar ortaya. Evet. Böyle bir şey olabileceğini düşünüyorum. İkincisi yine buna bağlayarak söyleyeceğim. Bana mesela bu yayında çok olur. E, burada masadayken giderim, kendi istediğim tişörtü giyerim, tamam mı? İçinde o kadar rahat, o kadar mutluyumdur ki. Yayınıma bile yansır. Ama mesela eve giderim annem der ki... ...oğlum o tişört neydi ya? Daha güzel bir şey giyebilirdin der. Ya da gizem mesela. <laughs> Ama bazen mesela bir sponsor olur, bir tişört getirir. işte çok güzel, canlı canlı, renkli, pahalı falan. Onu giyerim. Kendimi o tişörtün içinde iyi hissetmem. O gün çok düşüğümdür. Ama dışarıda 10 kişi bana tişörtümü sorar. Annem çok e, ne derler? Çok güzeldi tişörtüm <laughs> der. Nereye getireceğim konuyu biliyor musunuz? Hani bir şeyi siz seçtiğiniz zaman... Söz sahibi olduğunuz zaman daha yükseksinizdir ya. Evet. Kesinlikle. Burada seçmelerde de mesela düşünsene Nikos Afroditi hep böyle seçilen, e, talep edilen işte Dalaka'nın ısırmak istediği bir Afroditi. Ya sen ver Afroditi'ye. Bir kere de gitsin o seçsin Dalaka'yı, seçsin işte karşı taraftan bilmem Dimitra neyi, Dimitra'yı. Yani neden gereken... böyle oluyor? Kendi bunu kendi ama tişörtünü giysinler yani. Ama bak hemen ödüller yapmanlar. büyüdü, ödüller büyüdükten sonra da yani çok aç kalan bir beyaz takım var. Risk al, almayı ya, da şey yapamazlar. Hani Nikos için eyvallah bak, Nikos'a bir şey diyemem. Evet ben de ama aynı. Afrodit'e bir e, hak tanınması gerekiyor. Yani bir Seda bir Afrut'e çıkması gerekiyor. Ama onun dışında tamamen bir sistemi değiştirecek büyük hamleler yapamazlar. O riski de göze alamazlar bence. Evet. Tam burada istatistik olarak bir şey söyleyeceğim. Sude'nin olmadığı yarışlarda iki tane kadına düştüğü için siyah takım seçmelerde ya Seda ya Afroditi oluyor ya. Yani. Bakalım evet. kim kimi seçmiş. Sude'nin olmadığı bu haftaki ilk oyunda Nusret ödülünde. Sude sakattı çünkü. Sude evet. sakat çünkü o yüzden söylüyorum. seçme hakkı verilmiyor Seda'ya veriliyor. Seda oynuyor ilk oyunda. Afroditi oyunun dokuzuncu oyununda girebiliyor oyuna. Ondan sonraki araba oyununda Seda'ya seçme hakkı veriliyor. Afrutti'ye yine verilmiyor. Afrutti oyunu yine 9. oyunda girebiliyor oyuna. Ondan sonraki gün zaten dündü, şey dün değil ondan önceki gündü. Seda'ya da verilmiyor. Bu sefer Afrutti'ye verilmiyor seçme. İkisine de verilmiyor. Ve Afrutti 15. oyunda oyuna girebiliyor. Dün akşam Seda'ya veriliyor seçme hakkı. Afrutti'ye yine verilmiyor. Afrutti oyuna da giremiyor. Ya yani şimdi böyle bir Afrutti'den performans bekliyoruz. Peki Seda'nın performansı evet. ne bu kadar seçme yaptığı noktada? Mesela, Mesela o da önemli bir şey. Mesela Nusret oyununda Seda kazanıyor. Ama diğer oyunda Seda kaybediyor. Afrodi girdi oyunda. 9. oyunda girmesine rağmen kazanıyor. Ama Ersi gibi yine mesela aynı şey oluyor. Yani Seda dün oyuna girdin, sen kaybettin. Afrodi de sonradan girdi, kazandı. En azından bu sefer Afrodi ile başlayayım yine demiyor takım. Hı hı. Yani burada biraz takımın da şey olması lazım. Takımdaki Türk oyuncularının sayısının yüksek olması ve orada ister istemez hükümeti elinde bulundurmaları ve en büyük zarar Afrodi diyor yi bunlar. Nikos tamam zararıyor ama Nikos'un oyuna çıkmaması ile ilgili 10 bin tane neden çıkarabiliriz. Evet performansı düştü, seçme hakkını ona vermemek lazım vesaire vesaire sayabiliriz. Ama Afrodit öyle bir oyuncu değil mesela. Afrodit'i burada hakkını araması lazım. Ya yani saydığımız oyunların hiçbirinde Afrodit'i seçme hakkını kullanamamış. Evet. Hiçbirinde önce çıkmış. Ama ben ya. bir kere de bak bu da bir hatadır. Bir kere de Afrodit'i gibi bir yarışmacıdan ben çıkayım işte bugün ben çıkayım dediğinde duymadım kardeşim. Senin Seda ile arandaki fark milimetreler. Bu kadar milimetreler varken iste iste yani bak hadi Büşra olsa derim ki ya hani yüzde olarak çok farklı çünkü biri 60'larda biri evet, evet. 37 ki arada yüzde %23 var. Ama Seda ile Afrodit evet. yüzdesine bakıyorum 60 60 ki Afrodit'in bu kadar formsuzluğuna rağmen ya çıktı ki ben çıkayım da kim ne diyecek ki sana sen Afrodit'isin Biraz destek ya, almış evet. lazım ama ki, özellikle ama bir de bu yapı meselesi